soğan maşallah insan boyuna ulaşmış. Soğan çiçekleri. Taze, canlı ve pırıl pırıl hoş bir şekil almış. Evet. Ne yapıyor? Ormus tarım. Ormus tarım bitkinin hücre hücresini yeniliyor. DNA'sını tamir ediyor. Topraktan daha yüksek miktarda mineral ve su alımını sağlıyor. Çünkü ormus tarım toprağı nemli tutuyor. Toprağa verilen suyun buharlaşmasını, yok olmasını engelliyor. Jöle gibi suyu tutuyor. Ve bitkinin, her bitkinin kökünde mantar var. Mantarla bitki kökü birlikte çalışır. Mantar, mikorizal denen mantar, bitkiye su ve mineral verir ve bitkiden organik madde alır. Mikorizal ne kadar güçlüyse bitki o kadar güçlüdür. Nasıl ki insanların bağırsağında mantar var, bakteri var, faydalı bakteri. Bizim için vitamin üretiyor, bizde yaşıyor, içimizde yaşıyor ama bizim için vitamin üretiyor. Bu da bitkiyle birlikte yaşıyor mikorizal ve bitkiye su taşıyor. Mikorizal ne kadar güçlüyse, saçak şeklinde yayılmışsa bitki o kadar güçlüdür. Bitki güçlü kılan bitkinin kökündeki mantardır. Ormus tarım hem bitkiyi hem bitkinin kökündeki mikorizalı canlı güçlü kılıyor. Böylece 50 yıl öncesindeki mesela muz üzerine araştırma yapılmış. Muzdaki C vitamini %80 azalmıştır. Elmadaki E vitamini %56 azalmıştır. Birçok sebze ve meyvedeki vitamin, mineral, enzim 50 yıl öncesine kadar %50, %60, %80'ler oranında azalmıştır. Neden? Kimyasal ilaç kullana kullana bitkinin, toprağın yavaş yavaş yıkılıyor, değer kaybediyor, bozuluyor. İnsanlar nasıl kimyasal ilaç kullanırken hastalıklı hale geliyor. İşte biz tekrar doğaya dönüşünü, orijinale dönüştürüyoruz. Ormus tarımla bitkileri, her türlü bitkiyi yavaş yavaş dönüştürüyoruz doğala. Her türlü kimyasaldan bitkiyi arındırıyoruz. Bir ormus koltla beyni temizledik. Otistik hastası olan çocukları tedavi ettik. Ve bundan sonra düşündüm. Dedim ki ormus koltla insanların beynindeki civayı yok ettik. Kimyasalı attık. Ağır metallerden temizliyoruz. Ormus tarımda bitkinin içindeki ağır metalleri temizliyoruz. 50 yıl, 60 yıldır kullanılan ve bitkide tahribata sebep olan kimyasallardan yok ediyoruz.